Darbenin zararını Türkiye yedi, kaymağını da iktidar. 5 yılın sonu özeti bu. 5 yılda darbenin suyunu çıkarmış, her türlü menfaatini, her türlü şeyini istismar etmiş bir iktidar var. Ben 15 Temmuz olduğunda da böyle bir tanımlama kullanmıştım. Bugün aynen tanımlamayı tekrar edeyim. Darbe Türkiye'ye karşı yapıldı. Ama iktidar da ondan kendine büyük bir alan açtı. Otoriterliği daha da kurumsallaştırıcı adımları atmak için darbeyi bir bahane olarak kullandı. Zaten bunu gizlemediler, biliyorsun. Erdoğan'ın Allah'ın bir lütfu cümlesiyle yaptığı bir tanımlama vardı 15 Temmuz üzerine. Türkiye kaybettiğinden kastım, evet, Türkiye'nin canına kastettiler. Her kimse ne kadarı kurgu olursa olsun, ne kadarı oyun olursa olsun, ne kadarı bizim bildiğimiz cemaatin devleti ele geçirme çabasına matuf davranışlar olursa olsun, her neyse, orada Türkiye'nin canına kastedilmiş bir darbe vardı. İktidar bunu kendisine yapılmış gibi gösterip üzerinden büyük bir nemalanma, büyük bir kaymağını yeme yoluna geçti. Peki arkasına baktığımızda ciddi bir FETÖ'yle mücadele var mı? O da yok. Garip gurebayla, hapse tıkmakla, KHK'yla işinden atmakla, pasaport vermemekle, SGK'dan atmakla, buna benzer şeylerle garip gurebayı mahvederek FETÖ'yle mücadele ettiği yalanını da uyduruyorlar. Yargı borsaları ortada. Zaten FETÖ dediğimiz, ben FETÖ dediğimde cemaatin bütününden bahsetmiyorum. Cemaatin üst kademelerinde belki birkaç bin kişilik böyle bir politbüro üyesi gibi diyebileceğimiz bir grup var. Onların hesapları vardı, planları vardı, devletteki kadrolaşma, devlet olma çabası vardı, yargıda, askerde, emniyette, eğitimde. Yani bütün bürokraside ülkeyi yöneten pozisyonuna geçmek ve istedikleri gibi yönetmek. O ülkeyi o kalıba sokma çabası, bu birkaç bin kişinin kaçmasına, yurt dışına gitmesine göz yumdular. Kalan garip gurebayla, yok bilmem Asya Bank'a 3 kuruş para yatırdın, yok bilmem filan sendikaya üye oldun dedikleri garip gurebayı hapse atarak, KHK yaparak da mücadele yaptığını söylüyorlar. O da yalan. Dediğim gibi darbenin zararını Türkiye gördü, kaymağını da iktidar Burada yedi.